Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 17. köşe taşıyla devam ediyorum arkadaşlar videomuzu çekmeye. Şöyle bir odaklanmasını ve aydınlığını bir ayarlayalım bu keratanın. Parlaklığımızı da açalım. Güzel gözüksün gözünüze. Narin gözleriniz bozulmasın. Evet. Şimdi diyor ki düzgün sekizgen demiş. Bu sefer düzgün sekizgene geçmişiz bu köşe taşında. Alan çözeceğiz yine dostlar. Şu dörtgenin alanı nedir diye soruyor. Bakın düzgün sekizgende de bilmen gereken husus zaten şunu biliyorsun. Bütün kenarlar eşit. Bu bir. İki, düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 derece. Bir iç açısı ise 135 derecedir. Bunu bileceksiniz dostlarım. O halde şurası kesinlikle 135 derece. Bakın burada bir yamuk çıktı karşımıza ve yamuk da şu açıyla bu açının toplamı 180 derece olacağından demek ki şurası da 45 derece gelecek. Buraya da 45'i yapıştıralım. 135 ile 45 oldu bunlar. Peki şimdi ben bu yamuğu şöyle bir diklik indirip 45'i gördüm ya. Bir de şuradan aynı şeyi yapıp iki tane diklik indirdim. Bakın bir dik üçgen. Bir dik üçgen de burada var. İki dik üçgen. Bir de ortada dikdörtgen var. Bu şekilde parçaladım dostlarım. Şimdi hemen şu ikizkenar dik üçgenden başlayalım. 90'ın karşısı 2 ise 45'lerin karşısı kök 2. Kök 2 gelecek dostlarım. Yine aynı şekilde burada da 90'ın karşısı var. 45'lerin karşısına kök 2 kök 2 yazalım. Bakın burası 2 ise tabii ki burası da 2 oldu. Ve şurası ne çıktı? 2 artı 2 kök 2. Şimdi ister dik üçgenin alanı, dikdörtgenin alanı ve dik üçgenin alanını toplarım. İstersem de direkt yamuğun alan formülünden soruyu çözebilirim. Biz daha yamuk işlemediğimiz için dik üçgenlerin alanından gidelim arkadaşlar. Şu dik üçgenin alanı iki dik kenarını çarpıyorum. Yani kök 2 ile kök 2'yi çarpıp 2'ye böldüğümde bulunuyor. Bunların çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürür geriye 1 kaldı. Bununla bu aynı olduğu için demek ki bunun da alanı 1. Yani bir kere bir 2 çıktı karşımıza. Artı şurada da dikdörtgenin alanı var dostlar. Bu da kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı dikdörtgenin alanı. Yani 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 kök 2 yaptı. O halde üçgenlerin alanı 2, dikdörtgenin alanı da 2 kök 2 olduğu için 2 artı 2 kök 2'dir. Yani Edirne'den çıktı cevap. Şuna gelelim. Çevresi 16 santim olan düzgün sekizgenin alanı. Bakın şimdi bir düzgün sekizgen çizmeye çalışayım ben şöyle. Şöyle bir kısmını çizdim en azından arkadaşlarım. Şöyle bir şey olsun diyelim. Merkezi şurası olsun. Şimdi düzgün sekizgenin çevresi 16 ise bir kenarının uzunluğu 2 birim olmalı. Şöyle 2 2 yazdım bunlara. Düzgün sekizgenin merkezinden şöyle köşeleri şu doğruları çizdim arkadaşlar. Ve düzgün sekizgenin alanı 8 tane eş üçgene parçalandı aslında. Mesela 10 gen olsaydı 10 tane eş üçgen. 12 gen olsaydı 12 tane eş üçgen. İşte 9 gen olsaydı 9 tane eş üçgen gibi üçgenlere parçalanacaktı. Bu merkezden köşelere çizdiğiniz zaman. Ve ben bir tanesinin alanını bulup 8 ile çarparsam dolayısıyla düzgün sekizgenin alanını elde etmiş olurum diyorum. Peki 8 tane üçgen varsa şuranın tamamı 360 dereceydi ya arkadaşlar. 8'e bölersen bir tane açıyı 45 derece bulurum. Şu üçgenlerin bir iç açısını 45 derece bulurum. Bunu da gördük. Sonra şuradan bir diklik indirelim dostlarım. 90 derecemizden dikliğimizi indirdik. Ve bu diklik yardımıyla da şimdi düzgün altıgenin alanını bulmaya çalışacağım. Şurasına K birim dersem burası da K. Demek ki bir kenar uzunluğumuz K kök 2 geldi. Hocam şurası da o zaman K kök 2 olacak. Şu adama ne kaldı? K kök 2 eksi 2 eksi K kaldı. Burayı da söylemiş olalım. Şimdi 45 şunlara 135 kaldı. 67,5 da bunlar dağıldı arkadaşlarım. 67,5 olacak. Şurası yine 45. Şuraya da 22,5 kaldı. Ya şimdi bir yandan da düşünüyorum da arkadaşlar. Çok uzattım mı böyle diyorum bir yandan da. Şimdi K'yı bulacağım. Fakat K'yı bulması biraz sıkıntı. Yani sıkıntı dediğim uzun sürecek diyeyim kısaca.
O yüzden yine farklı bir yolla çözsem mi diye düşünüyorum bir yandan da arkadaşlar soruyu. Şöyle bir düşünelim. Farklı bir yolda ne olabilir diye düşünüyorum bir yandan da. Köşegenleri çizip bulmayı denesem mi diye aklıma geldi bir an. Belki öyle daha kolay. Ama neyse ya, buradan başladık. Buradan da devam edelim arkadaşlarım. Yani yapacak şu anda bir şey yok. Mecbur bunu devam edeceğiz. Edelim. Şöyle ne diyebilirim başka? Yani bakıyorum, aklımdan bir şeyler geçirmeye çalışıyorum. Bir yandan sizle böyle konuşup bir yandan da hani bir formül varsa, bir kural varsa onu aklıma getirmeye çalışıyorum ama yok. Mecbur buradan bulacağım arkadaşlarım ben. Şimdi şuradaki Pisagor bağıntısını yapsam diyorum. K'nın karesiyle şunun karesi 2'nin karesine eşit desem buradan K'yı bulması çok uzun sürer. Çok sıkıntı olur. Yalandan yere bir ton zaman kaybetmiş olurum ben. Tamam, buldum ya. En güzel şöyle çözerim arkadaşlar. Hiç kullanmak istemediğim bir üçgen ama 22,5-67,5 üçgenini kullanacağım. Bakın şu üçgeni, şunu ben şöyle bir kenara biraz daha büyük çizeceğim arkadaşlarım, şuraya. Sadece bir üçgeni çizdim. Sonra bu üçgeni de 8 ile çarpacağız. Şimdi burası 45 dereceydi. Ben bir diklik indirdiğimde bu diklik ikizkenar olduğu için burası tabanı 2'ye bölecek. 1, 1 diye 2'ye böldü ve burayı da 22,5 diye 2'ye böler. Şurası 67,5 oldu. Şimdi bu üçgenin şöyle bir özelliği var. 22,5'un karşısında ne yazıyorsa 67,5'un karşısında kök 2 artı 1 katı yazacak. Yani 1'in kök 2 artı 1 katı oldu bu yükseklikte. Şimdi üçgenin alanını bulalım hemen. Tabanı 2, onu da nereye yazayım? Şuraya yazayım. Tabanı 2 çarpı yüksekliği kök 2 artı 1 bölü 2'dir bu üçgenin alanı. 2'ler gitti. Kök 2 artı 1 çıktı. Bir tane üçgenin alanı. Bundan 8 tane var. 8 ile çarparsam 8 kök 2 artı 8 gelir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkar. Şuna bakıyoruz hemen. Düzgün sekizgendir diyor. Buna göre DC'yi 4 verdiğime göre diyor. O zaman burası da 4'tür. Bunu bir yazalım. Şimdi yamuk birinci soruda görmüştük, bu ikizkenar yamuk demiştik buna ve şuraları 45'er dereceydi dostlarım. Bakın aynı yamuktan bir tane de şurada gelmiş. Demek ki burası da 45 derece. O halde 45-45 90 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 45'lerin karşısı 2 kök 2 olmak zorundadır. Hadi dik üçgenin alanını soruyormuş meğersem bize. Hemen yazalım. Dik kenarlarını çarpalım. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi ve 2'ye bölelim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi götürdü. Geriye de 4 kaldı dedim. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. DCKB şuradaki bumerangın alanını soruyor. Şimdi bizim düzgün sekizgenimizin bir dış açısı 45 dereceydi. Şuraya da 6, 6 yazalım. Şuradan aşağı bir diklik indirdiğimde 45-45 90 üçgeni çıktı. Demek ki bakın şu kenar 3 kök 2, şu kenar da 3 kök 2. Şimdi bu da dış açımız 45 derece. Bakın burada da bir 45-90-45 üçgeni çıktı. O halde bu kenarın da uzunluğu 6 artı 3 kök 2 olacak. Şimdi gelin üçgenlerin alanını hesaplayalım. Şu üçgenin alanını başlayacağım ilk önce. Bunu alalım. Dik kenarları 3 kök 2 ile 3 kök 2. Şurada yazıyorum. 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'dir bunun alanı. Artı şu dik üçgenin alanını alıyorum. Bunun da bir kenarı 6 artı 3 kök 2 imiş. Çarpı diğer dik kenarı da 6 artı 3 kök 2 bölü 2 imiş bunun da alanı. Şimdi hadi toparlayalım, bunların sonucunu bulalım. Bakın burası 3 ile 3'ün çarpımı 9, kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 9 ile 2'nin çarpımı 18 geldi. Şuradan devam edeyim arkadaşlar, bir 18 buradan geldi artı. Şimdi şunların ikisini çarpıyorum. Bu birinci ile birinciyi çarpıyorum, 36. Birinci ile ikinciyi çarpıyorum, 18 kök 2. Bununla da bunu çarparsam bir 18 kök 2 de oradan geldi, 36 kök 2 yaptı. 3 kök 2 ile 3 kök 2'nin çarpımı da 18 yaptı. Bir de bölü 2'miz var değil mi? Bakın ne çıktı burası? 18, 18 daha 36, bir 36 daha, 72 artı 36 kök 2 bölü 2.
2'ye bölelim. 72'yi bölersem 36. 36'yı bölersem 18 kök 2 olur. 36 artı 18 kök 2. Ya da 18 parantezinde 2 burada kaldı, kök 2 burada kaldı. 18 parantezinde 2 artı kök 2 de sorumuzun cevabı oldu. Evet, 17 numarada tamamdır. Çevirdim. 18 numaralı köşe taşına geldim. Birinci sorumuz. Düzgün altıgen diyor. X kaç derecedir diyor. Arkadaşlar burada çemberde açıdan faydalanıp da çözeceğimiz sorulardır bunlar. Daha kolay oluyor bu şekilde. O yüzden bu yöntemi öğreteceğim size. Fakat şöyle çaydan bir yudum alalım. Fakat birinci sorumuzda sadece diğer yöntemi de göstereyim. İki yöntemden de yapalım. Şimdi önce çokgenlerden çözelim bu soruyu. Şimdi bu düzgün altıgense bir iç açısı 120 derecedir. Şunlar ikizkenar olduğu için 30-30. Bakın burada da düzgün altıgen bir iç açısı 120 derece. Bunlar da 30-30 oldu. Şu da tabii ki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 olacak. 30'u burada, 30'u burada, yani 60'ı burada. Araya da 60 derece kalacak. Bu bir. Ama şu yöntemi bilirsek, yani çemberde açıyla ilgili bölümünü bilirsek daha kolay çözeriz. O da şöyle. Dostlar, düzgün altıgenin bir dış açısı kaç dereceydi? 60 derece bir dış açısı. Bütün kenarların üstüne 60 dereceyi yazıyorum. Normalde kenarın üstüne derece yazılmaz. Ben yazıyorum. Ve bakın x kaç tane 60 görüyorsa yarısı olur her zaman. Toplam ne görüyor? 120 görüyor. Yarısı olacak. 120'nin yarısı 60'tır. Bu. Hadi bir tane daha yapalım. Bakın bu kaçgen? 12'gen. Önce dış açısını bulalım. Dış açıyı nasıl buluyorduk? 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde dış açı 30. Şimdi şurada da 30 var. Şurada da 30 var. X kaç tane 30 görüyor? Yani toplamda ne görüyor? 60 görüyor. Yarısı olacak. 30'u yapıştıracağız. Bakın normalde bu soruyu çokgenden çözmek daha zordur. Hadi birinci soruyu çokgenden çözmek zor değildi, kolaydı, ama bunu çözmesi zordu çokgenden. Böyle daha kolay oldu arkadaşlar. Çemberden daha kolay çözülüyor. Hemen bir soru daha görelim. Düzgün 12 10 gelmiş. A, B, C, D, K, L bilmem ne. Düzgün 10 gendir diyor. Buna göre D, A, K açısı kaç derecedir diye soruyor. Biz önce bir düzgün 10 gen çizmeye çalışalım şöyle. Şöyle, şöyle. Kaç kenarlı oldu bilmiyorum. Şöyle başlayalım. A diyelim, B diyelim, C, D, E, F, G, H. Bir de K var, bir de L var. H, K, L'ye yer kalmadı. Neyse, tamam, böyle bir şey önemli değil demek ki. D, A, K. D, A, K. K önemliymiş. G, G, H, K, L. Yani bir kenar burada olacak. K burası olsun. Bir kenar da şöyle olacak. Bir kenar daha şöyle gelmesi lazım. Evet, şurası da L olması lazım. D, A, K şurası oldu. Bu açıyı soruyor. Yok, D, A, K şu açıyı soruyor bize arkadaşlarım. Şurada bir açı var. Bu açı. Ya bunu bir daha çizmem lazım benim. Uf. Kaç gen çizecektim? 10 gen. Hadi bir daha çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir de şurayı çizdim. Aha 10. Evet, böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Aha 10 geni çizdim. Şimdi şuradan başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H, K ve L. Tamam, böyle bir şey oldu. Şimdi buna göre de diyor ki D, A, K. D, A, A, K. Bakın şu açıyı soruyor. Şimdi bu açı, X dediğimiz açı kaç tane kenar görüyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane kenar görüyor. Demek ki 5 tane dış açı görüyor. Bir dış açımız kaç derecedir? 360'ı hemen 10'a bölersek 36 derece. Demek ki 5 tane 36 görüyor. Yani 180 görüyor. 5 tane 36 180 yapar. Yarısına eşit olacaktı. 90 yaptı. Yani çizmesi çok uzun sürdü gençler. Yoksa soru kolaymış. Düzgün 20 kenarlı bir çokgenin bir köşesinden 2 köşegen çiziliyor. Bir köşesinden 2 köşegen çiziliyor demiş.
bir köşesinden iki köşegen çiziliyormuş lan. Tamam, çizilsin. Köşegenlerin arasında kalan açı 12 kenar gördüğüne göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Köşegenlerin arasında kalan açı 12 kenar görüyor arkadaşlar. Şimdi kaç kenarlıydı bu? 20. O zaman hemen dış açıyı bulalım. 360 bölü 20'den 18. Demek ki 12 tane 18 görüyor bu. 12 kenar görüyorsa 12 tane de 18 dış açı görüyor demektir. Neydi bu açımızın ölçüsü? Bunun yarısına eşit her zaman. 2'ye bölelim 6, 2'ye bölelim 1. 6 ile 18'in çarpımı 60, 48 daha 108 yapsın. Cevap Adana'dan geldi. Evet, 18 numarada tamam. Hemen geçtik 19 numaralı sorum köşe taşına. Evet, düzgün altıgen demiş arkadaşlarım. Bakın burada da yine aynı kurala devam edeceğim ben dostlar. Düzgün altıgen kaç derecede? Şimdi x kaç tane dış açı görüyor? Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 dereceydi. Burada şuna dikkat edeceksin. Burası x doğru. Bakın burası da x arkadaşlarım, ters açısı da. Yani hem önden hem arkadan. Götten de gördüğünü unutmayın yani. Kıçında da göz varmış bakın bunun. Demek ki bu toplamda 1 buradan, 2, 3, 4 tane 60 görüyor. Neydi kural? Gördüklerinin toplamının yarısı. 4 tane 60'ın yarısı cevap. Demek ki 2 kere 60, 120 derecedir x. Şuna gelelim. Düzgün sekizgen. Bakın şimdi x hem önden hem arkadan görecek. Düzgün sekizgenin bir dış açısı 45 dereceydi. Bakın bu önden 2 tane, arkadan da 2 tane, 4 tane 45 derece görüyor. Yarısı olacak 90'ı işaretledim hemen dostlar. Bakın ne kadar kolay çözüyoruz. Şimdi buna bakalım. Düzgün 18 kenarlı çokgendir. AD ile BH'ın kesişimi P. Olduğuna göre P kaç derecedir? A, P, B kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi bunu bir kabaca bir çizeyim ben en azından. Şöyle 18 kenara da tabii ki çizemeyeceğim ama şöyle en azından birkaç kenarını şöyle bir çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir A diyerek başlayayım ben. A, B, C, D, E, F, G, H. Şimdi diyor ki A, D ile şununla B, H'ın şunun arasında kesiştiği açı P. A, P, B. Şuradaki açının da ölçüsünü soruyor. Yani burayı da soruyor diyebilirim. X. Tabii ki burası da X. Şimdi X kaç tane görüyor? 1, 2, 3, 4 tane buradan. Bir tane de buradan görüyor. 5 tane dış açıyı görüyor. Yarısı olacaktı. Peki dış açımız ne? 18 kenarlı olduğu için hemen 360'ı 18'e böldük. 20 çıktı bir dış açımız. O zaman 5 tane 20 görüyor. 5 tane 20'nin yarısı. Cevap 50 geldi. Evet, bakın burada da düzgün beşgen var. Düzgün beşgenin bir dış açısı 72 dereceydi. Sallamayalım kafadan. 72. Şimdi x hem önden hem arkadan. 2 tane önden, 1 tane de arkadan görüyor. 3 tane 72 görüyor. Yarısı olacak. 72'yi 2'ye bölersem 36. 3 tane 36'da 108 yaptı deriz dostlar. Evet, çevirdim arka sayfayı. 20'yi de çözelim. Öyle bitirelim videomuzu. Şu sorumuz. Bakın çemberle ilgili bir soru. Bunu öğrenmenizi istemiş bu özelliği. Çünkü birazdan lazım olacak diye düşünmüş. Şimdi çemberde dış açı arkadaşlarım. TKP. Şu açıyı soruyor bize. TXP 135. Şimdi çemberin tamamı 360 derecedir. 135'i buradaysa hemen 180'den 135'i çıkartıyorum. Pardon, 360'dan 135'i çıkarım. Şimdi sürekli mesaj geliyor bir yandan da arkadaşlar. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 3 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 225 de burasıymış. Şimdi dış açıyı şöyle buluyorsun. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartıp 2'ye bölüyoruz dostlarım. Yani bizim aradığımız K açısının ölçüsü şu. 225'ten 135'i çıkartıp
2'ye böleceğim. Çıkartalım hemen şöyle kenarda 225'ten 135'i. 5'ten 5 çıktı 0. 12'den 3 çıktı 9. 90 mı kaldı arkadaşlarım? 90. Demek ki 90'ın yarısı 45 olacak sorumuzun cevabı. Şuna gelelim. Düzgün 10 beşgendir. AB ile EF'nin kesişimi P. Bakın yine böyle bir kabaca bir düzgün şekil çizmeye çalışayım ben. Düzgün 10 beşgen olmayacak ama birkaç kenarını en azından çizmeye çalışalım. Şöyle çizdim. Şimdi şuradan A diye başladım. B, C, D, E, F, G, H olsun. Şimdi A, B ile yani şununla E, F'nin kesişim noktası P. He, bunu şöyle dışarıya doğru uzatacağım arkadaşlar. E, F'yi de şöyle dışarıya doğru uzatalım. A, B'yi de şöyle dışarıya doğru uzatalım. Ve şurada kesişsinler bunlar. Tamam mı? Şuradaki X dediğimiz yer burası. Bize de A, P, F'yi yani buradaki X'i soruyor dostum. Şimdi bu X buradan kaç tane kenar görüyor? 1, 2, 3 kenar buradan görüyor. 3 kenar buradan. Kaç geldi bu? 15. O zaman geri kalan 12 kenarı da diğer taraftan görüyor. 12 kenar görüyor diğer taraftan. Biz ne demiştik? 12 kenar ikinci gördüğü, 3 kenar ilk gördüğü. İkinci gördüğünden ilk gördüğünü çıkartıp yani 12'den 3'ü çıkartıp 2'ye böleceğiz. Yani 9'u 2'ye böleceğiz. 4,5. 4,5 tane kenar. Kenar neydi? Dış açı. 4,5 tane dış açı görüyor. Bu 10 beşgen olduğuna göre 360 bölü 15 24 yapar. Yani 9 tane 24'ün yarısı. 2'ye böl, 2'ye böl. 12, 90, 9 kere 2'de 18, 108 mi yapıyor arkadaşlar? Yanlış bir şey mi yaptık biz? 12'den 3, 9, 9'un yarısı. 360, ne dedim? 12, 10 olsa 10'dan 3, 7, 70, 7 kere 2, 14, 84 gibi bir şey geliyor arkadaşlar. 84 doğru. Ben nerede hata yaptım? Niye 84'ü bulamadım? Ha şurada hata yaptım ya, beynime tüküreyim. Dostlar, şimdi bu adamın çizgisi şuradan geçiyor ve buradan geçiyor. Biz bu iki kenarı da saydık. Toplam 15 kenarlı ya bu. Üçü burada, bu ikisini görmüyor bu adam. Üstünden geçip gidiyor bunların. Geriye kalan şuradakileri görüyor. 12 tane dedim ya, aslında 10 tane de buradan görüyor. Yani 10 eksi 3 bölü 2'yi görüyor arkadaşlar. 10 eksi 3 bölü 2 de 7 bölü 2 yapar. 7 tane dış açının yarısını görüyor. Bir dış açı 24 ise yarısı 12'dir. 7 tane 12, 84 yapar. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, üçüncü sorumuz. Düzgün sekizgen x kaç derecedir diye soruyor. Bakın burada şu düzgün sekizgenin dış açıları 45'er derece. X iki tane buradan görüyor. Bir tane de buradan görüyor. Yani bir 90 görüyor, bir 45 görüyor. Farklarının yarısı. 22,5 yaptı dostum. Şuna gelelim. Düzgün 30 gelmiş arkadaşlar. Şimdi 30'genin 3 kenarını buradan görüyor. 3 kenar. Şimdi bir kenar bunun üstünden geçiyor. Bunun da üstünden geçiyor. Geç bunları. Bunlara bakmayacağız. Yani ikinci soruda yaptığımız hatayı yapmayalım. 3 burada. 2 de bunları çıktım. 5. O zaman geri kalan 25 taneyi de buradan görüyor. 25 tane kenar görüyor. Neydi kural? Gördüklerinin farkının yarısı. Yani 25 eksi 3'ün yarısı olacak dostum. Ne oluyor da 25'ten 3 çıktı. 22. 2'ye böldüm. 11 tane kenarla muhatap olacağız. 30 gen dediği için hemen bir dış açıyı 360 bölü 30'dan 12 bulduk. 11 tane 12 görüyor. Yani 11 çarpı 12. O da 1, 3, 2. Ne geldi cevap? Bursa geldi. Evet dostlarım, 20 numarayı da gömdük. Bir sonraki videomuzda 21 ile devam edeceğiz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.